Hardware Plus'tan herkese selam arkadaşlar. Ben Aydoğan Arkanat ve Mobil Dünya Kongresi'ndeki turumuz devam ederken bu sefer yerli bir markayla beraberiz. Vestel burada Z10 modelinden sonra yenileyerek elimizde bir Z20 modelini karşınıza çıkardı. Ve bu sefer gerçekten teknik özelliklerini sizlere saydığımda hoşunuza gidecek bir cihaz elimizde olduğunu söyleyebilirim. Ama ilk önce tasarımından başlamak gerekirse arkası biraz böyle Huawei'ye benzer ya da farklı markaları da andıran bir yapıda. Şu anda şurada görünmüyor olsa da Vestel'in Venüs logosu bulunuyor ve mavisi gerçekten çok güzel. Onu baştan söylemek istiyorum. Parmak izi okuyucumuz burada. Burada da bir çift kameramız bulunuyor. Gördüğünüz gibi hatta şöyle biraz yakınlaştırayım. Şık bir tasarım bizleri bekliyor. Hafif kalın. Hatta şuradan da bir kalınlığına bakayım. 7.9 milimetrelik bir kalınlığı var. Bu telefonun boyutuna göre biraz kalın gibi gelse de şıklığından taviz vermemiş. Ses açma kısmı ve güç tuşumuz burada. Sol tarafta ise sadece SIM kart girişimiz bulunuyor. Type-C girişi ve hoparlör de alt tarafta. Üstte de 3.5 milimetrelik jack girişi unutulmamış. Peki telefonun teknik özellikleri neler? Şöyle ben de açayım. Bizlere neler sunuyor bu telefon? İlk başta 5.65 inçlik yani 5.7 diyebileceğimiz Full HD. Ama Full HD Plus dediğimiz yani 18'e 9 Berkin abinin deyimiyle 2'ye 1 bir ekran bizleri karşılıyor. Qualcomm'un Snapdragon 630 işlemcisi var üzerinde. Bu da orta seviyede gayet yeterli bir işlemci. Buna 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kartla da 2 TB'a kadar bu telefonun hafızasını arttırabiliyorsunuz. Arayüz Android Oreo. Android Oreo ile geliyor. Bu sefer eksi bir yön yok. Bu konuda tebrik edelim Vestel'i ve klasik Oreo deyimine yakın bir şey bizlere sunuyor. Şuradan da sisteme girip About Phone diyerek sizlere Android 8.0 hop Chrome'u da açmadan şöyle geri gelelim. Android 8.0 kısmını da sizlere göstereyim. Kamera kısmına gelecek olursam dediğim gibi arkada çift bir kamera var. Bir tanesi 16 megapiksel, diğeri 5 megapiksellik bir kamera. Bu da bokeh efekti dediğimiz artık son yılların en popüler kamera çekim sistemini bizlere getiriyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir kamera var. Hatta şöyle de bir açıp kamera deneyimine bakalım. Tamam, şuna gadik diyelim. Şöyle karşıdaki arkadaşı hemen bir çekiyoruz. Bir de şöyle nasıl çevirebiliriz bunu? Şuradan da şuradaymış. Şöyle de kendimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Bizim de setup'ımız böyle. Açıkçası kamera performansı şu anda mesela bakıyorum kendimi çok net görüyorum. Kamerayı tekrar çevirdiğimde ise karşı tarafı fazlasıyla net gösteriyor. Hatta şöyle bir telefonu çekeyim sizlere. Buradan da bakalım, galeriden bakalım. Yani hatları vesaire çok da net bir şekilde gösterebiliyor. Siz ne kadar iyi bir şekilde görüyorsunuz bilmiyorum ama kamerası benim hoşuma gitti ilk bakışta. Dediğim gibi parmak izi sensörü bulunuyor. Batarya tarafında ise 3400 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor bu telefonda. Quick Charge 3.0 desteği de var. Yani hızlıca telefonunuzu da şarj edebileceksiniz. Ama fiyat konusunda şu an için bir bilgimiz yok. Fakat şunu açıkça söylemek istiyorum. Biz hem Vestel'den hem diğer yerli üreticilerimizden daha üst seviye, daha kaliteli telefonlar bekliyorduk. Hatırlarsanız biz de Hardware Plus'ta zaten Vestel'i yılın en iyi teknoloji markası, daha doğrusu modeli olarak seçmiştik. Vestel Venüs seçilmişti. Z3 modeli. Bu sefer de karşımızda çıkan telefon gerçekten iyi ve kullanışlı özellikler, birçok kişinin işine yarayabilecek özellikler, oyun deneyiminizi karşılayabilecek gibi özelliklerle bizleri karşılıyor. Ama en önemli tarafı tabii ki fiyat. Şu anda fiyatı bilmiyorum ama videodan sonra tekrar bir sorarım. Eğer bir fiyat bize bilgisi verirse de şu anda zaten ekranda görebiliyor olabilirsiniz diyelim. Ve rengini gerçekten tekrar söylemek istiyorum. Parmak izi bırakıyor. Cam çünkü arkası ama rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle bize bu renkte olurlarsa Vestel'den buradan rica edelim. Ve şöyle tekrar açalım. Bu videomuzu da sonlandıralım. Mobil Dünya Kongresi'ndeki turlarımız devam ediyor. Vestel Venüs Z20 ile beraberdik. Teknik özellikler açısından da gerçekten güzel bir cihaz olduğunu tekrar belirterek videomuzu noktalayalım. Başka bir Hardware Plus videosunda görüşmek üzere de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.